Şimdi Sasa'nın grafiğiyle videomuzu açıyoruz ama sakın ha aman demeyin. İşte iyi ki bir %5 yaptı hemen video çekiyorsunuz demeyin. Sasa'yı burada aslında videonun odağına koymak istemiyorum ama Sasa konusunda diğer borsamızın medarı iftarları şirketleri konusunda bir video olacak. Bugünkü BIST 100 endeksimizin yükselişi hani aşağıda 9800'ler yukarıda 10.200, 10.300, 10.400 rakamları direnç konumunda buraları aşmamıza yardımcı olacak medarı iftarımız şirketlerimiz var. Borsa İstanbul'da işlem gören piyasa değeri en yüksek şirketler var arkadaşlar. Bakın Borsa Filozofu paylaşmış. Bu şirketler olmasa zaten borsamız herhalde ne ralliler yapar ne istediğimiz hedeflere gider. QNB Finansbank 1 trilyon 340 milyar TL'lik bir işlem değeri varmış. Piyasa değeri varmış. Koç Holding'in 606 milyar TL. Türk Hava Yolları'nın 432 milyar TL. Ford 407 milyar TL. Garanti 374 milyar TL. Tüpraş 355 milyar TL. İş Bankası 338 milyar TL. Akbank 298 milyar, Aselsan 278 milyar, BİM 265 milyar, Sasa 240 milyar TL, Enka İnşaat 222 milyar TL. Sasa'nın bir ara o yükseldiği zamanlarda, tarihi zirvelerine gittiği zamanlarda gerek Ford'u gerek Koç Holding'i geçtiğini hatırlıyorum. Hatta o kadar çok konuşuldu ki Sasa işte böyle olur mu? İşte koçu mu geçermiş? Şöyle mi olurmuş? Böyle mi olurmuş? Bu bir değerlendirme aslında. Kağıt üzerinde böyle diyebiliriz. Bu şirketler bu bilançolarla, bu satışlarla, bu karlılıkla gitmeye devam ettiği sürece milyar milyar TL'ler havalarda uçacak. Şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane şirket var. Portföyünüzde bu şirketlerden bir 4-5 tanesini seçip arkanıza bakmadan gece yastığınızda kafanızı çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? O yüzden diyoruz portföyünüzü çeşitlendirin. Bir sepet mantığıyla içine çeşitli elmalardan, armutlardan, çileklerden koyun diyoruz yani. Birisine bir şey olsa diğeri ayakta durur. Velhasıl kelam dediğimiz gibi arkanıza bakmadan yatırım yapabileceğiniz, maaşınızın belli bir kısmıyla ufak ufak alım yapabileceğiniz, çocuklarınıza miras bırakabileceğiniz, ileride finansal özgürlüğünüzü sağlayabilecek şirketler bunlar. Diyeceksiniz ki vay efendim İş Bankası şöyle olmuş, böyle gitmiş, işte yan tahtalar şöyle oldu, sen onun yerine şunu alsaydın, bunu alsaydın. Ben gece uyuyamam kardeşim. Yan tahtalarda tamam doğru söylüyorsunuz, kat 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 karlar var. Ama benim şurada Koç Holding'e, Ford'a, Garanti'ye, Tüpraş'a güvendiğim kadar diğerlerine kimse güvenemem ki yani. Siz güvenebilirsiniz. Ha, bir portföy yaparsınız. 3-5 tanesi buradan olur. 2-3 tanesi yabancı hissesine olur. İçine 2 tane de sürpriz böyle hiç bilinmeyen belki bütçenizin %5'iyle alım yapabilirsiniz. Benim sürprizim bu. O sizi belki zengin edebilir ileride. Ama finansal özgürlük istiyorsanız sürekli olarak ben borsada kalacağım. İşte belli bir miktar birikim yapacağım. İleride bana bir ek gelir oluşturacak diyorsanız bunlardan seçeceksiniz. Zengin olmak ayrı bir şey bir çırpıda. Yıllar sonra finansal özgürlüğümü kademe kademe elde edeceğim demek ayrı bir şey. Büyük sabır. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.